Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesini eleştirmiş. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılamaktan kurtaramayacaktır demişti. Bu sözleri tehdit sayan Kocaman'a Demirtaş hakkında hapis talep etti. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karara bağlandı. Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. En demokratik gücü parlamento dışında kalsın diye uğraşıyorlar. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında 2,5 yıl hapis cezası verildi. Demirtaş 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesini eleştirmiş, elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır demişti. Bu sözleri tehdit sayan Kocaman, Demirtaş hakkında 8 yıla kadar hapis talep etti. 2,5 yıl hapis cezası verilen Demirtaş hakkında Ankara Bölge Mahkemesi'nce karar bozuldu. Dava Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmedi. İddianamede suç işlediğine dair somut delil bulunmadığını, siyasi gerekçelerle hakkında dava açıldığını söyledi. Demirtaş, terörle mücadelede görev alan kamu görevlisine hedef göstermek iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş hakkında takdiri indirim uygulanmazken, suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak tehdit etmek suçlamasındansa beraat etti. Demirtaş'a ceza verilmesi oy çokluğu, diğer suçtan beraati ise oy birliğiyle karara bağlandı. Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinde kaldığı dönemde cezaevi savcısı olan Yüksel Kocaman, cezaevinde düzenlenen ve kendisinin de katıldığı mangal partisiyle de gündeme gelmişti. Ayrıca Kocaman evlendikten sonra eşiyle Erdoğan'ı ziyaret etmiş, hatıra fotoğrafı çektirmişti. Arkasına bir siyasi çizginin desteği olur.